konuşulan bir konu. O Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sona erecek sezon sonu Fenerbahçe'de evet. biliyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'nin dışında takımlar var mı ilgilenen ezeli rakipler diye konuşuluyordu. Okan Buruk ilgili de ifadeleri var Erol abi. Sıcağı sıcağı yeni açıklamalar bunlar çünkü. O Samuel ve İrfan Can'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar hiçbir ilgimiz olmadı. Transferle ilgili çalışmamız yok. Transferle ilgili ilerleyen zamanda düşüneceğiz ama o ve İrfan Can'la ilgili bir girişimimiz olmadı. Bir sıcak haber olarak bunu ekrana getiriyoruz. Çünkü çok konuşulmuştu hakikaten. Programımıza da denk gelmiş oldu bu açıklama. Bekler miydiniz böyle bir hamle? Artık Galatasaray Yok. cephesi. Yok. Ben Okan Hoca'ya Hoca katılıyorum. Ben öyle bir şey olduğunu ben de zannetmiyordum. Yani bir eşim menajerler bu işlerde rol oynuyor biliyorsun. Yani piyasayı kızıştırmak onların işi. Yani ben benim kanaatim oradan kaynaklı bir şey. Ama Okan Hoca gayet güzel noktayı koymuş. Doğru da yapmış. iyi de yapmış. Çünkü iki kulübün arasında açacak şeyler bunlar. Yani bir Fenerbahçe gibi bir kulübün oyuncusunu sanki kandırıyormuş ya da kafasını çelmek için yapılan hamleler gibi görünebilirdi bu. Ama baştan suyu, suyu baştan kesmiş Okan Hoca. Bravo tebrik ederim doğru yapmış. Osay Samuel ve İrfancanla Can'la bir ilgimiz yok diyor. Tabii şeylik yapmak istemiyorum ama <gülüyor> ters... <gülüyor> böyle süreçlerde bazen bu açıklamaların gerçekleşmediğini de görüyoruz. Çünkü Batu ile ilgili bir haber yapmıştık yazın transfer raporunda. ilk kez biz duyurmuştuk Galatasaray Batu Şua'yı'nın durumuna yakından ilgileniyor diye. Ertesi günde Galatasaray'da bir imza töreni vardı. Okan Hoca'ya bu soru sorulduğunda Batu ile şu an ilgilenmiyoruz demişti. Ardından Galatasaray'a geldi. Tabii belki şu an için ilgilenmiyorlardır ama şartlar nasıl gelişir ilerleyen süreçte bilemeyiz. Ama şu Fenerbahçe cephesinden bir bilgi iki oyuncuyla da yola devam edilmek isteniyor. İrfancan özellikle çok daha önde şu anda. Yeniden kontrat yapılacağını duydu duymuştum ben evet. Fenerbahçe'nin. Zannediyorum onu yenileyecekler kontratını. Dolayısıyla o iş biter diye düşünüyorum ama tabii sen gazetecisin. Her şeyin altında bir şey aramak senin işin, görevin. <laughs> Bize okulda için. ilk onu öğrettiler Erol abi. Mi? Yani o yüzden insanlar yadırgamasın lütfen. Gazetecinin ilk işi sorgulamak dediler yani okuduğunuz bir şeyi tabii. doğru mudur diye. O yüzden tabii Okan Hoca elbette doğruyu söylüyordur. Bugün ilgileri yoktur ama yarın öbür gün Fenerbahçe olur da İrfan Can'la anlaşamadı diyelim. Ama anlaşmasını bekliyoruz yine hatırlatayım.